1915'ten önce önemli bir Ermeni yerleşim yeri olan Urfa, aynı zamanda kültürel ve edebi üretimleriyle de Ermeni toplumunun önemli bir parçasıydı. Özellikle müzik alanında bölgede tanınan isimler yetişmişti. Harutyun Çeval Yertanyan da bunlardan biridir. Soykırımdan kurtulan bir ailenin çocuğu olarak Harutyun, yani Harut, Çıval veya Çeval olarak bilinen Yertanyan soyadıyla 6 Mart 1934'te doğdu. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştikten sonra ise Bartanyan soyadını aldı. Anne ve babası Hagop ve Mari, her ikisi de Ermeni soykırımından sağ kurtulmuştu. Çölde günlerce yürüdükten sonra ulaştıkları Suriye'de Ayn el Arab'da birbirlerini bulup evlenmişlerdi. Çina ellere pantır demera aman espiş lonca Çina ellere pantır demera ugelela uge khme hechirse razvad gamera ugelela uge khme hechirse razvad gamera aman espiş lonca Çina. Harutyun'dan önce Mari'nin tek yumurta ikizi oğulları doğmuş ama ne yazık ki hayatta kalamamışlardı. Bundan bir yıl sonra ise karı koca yeniden bebek sahibi olmayı denemiş ve başarmışlardı. Mari yine ikiz erkek doğurmuştu. Garo ve Harut. İlginç bir not olarak belirtelim, ikizleri birbirinden ayırt edebilmek için anne ve babaları Harutyun'un kulağını delmeye karar vermişlerdi. Hikayesini anlattığımız Harut, yani Harutyun'un çocukları bu konuda ona yıllarca dalga geçmişlerdi. Ne yazık ki Harut daha 5 yaşındayken bir hastalık neticesinde babasını kaybetti. Mari, ailesini geçindirebilmek için iş aramaya başladı ve varlıklı bir göçmenin, bekar bir Fransız kadının evinde gündelikçi olarak çalışmaya başladı. Onun çamaşırlarını yıkadı, elleriyle yerleri sildi. Hayatın zorluklarıyla küçük yaşta yüzleşen çocukları, annelerinin ne kadar çabaladığını ve yaptığı fedakarlığın farkındaydılar. Yıllar önce kız torunlarından biri tarafından yapılan röportajda Harut şöyle anlatıyordu günleri. 8 yaşındaydım ve çok güzel bir sesim vardı. 5 yaşımdan beri büyükannemden şarkılar öğreniyor ve bunları söylüyordum. Arka bahçemizde bir incir ağacı vardı. Bu ağaca tırmanır, şarkı söylerdim. Komşu kadınlar beni dinler ve anneme gelip şöyle derlerdi. Mari, izin ver oğlun bize şarkı söylesin. Ayrıca onlara şarkı söylemem için bana para da verirlerdi. Ve ben kafamın üzerinde gözlerimi kapatacak bir konserve kutusu koyar, elimde süpürgeyle ut çalıyormuş pozlarına bürünürdüm. O zamanlar 25 yaşındaki Krikor İstanbul'yan her pazar kiliseye giden biriydi. Daha 8 yaşında harika bir sesim olduğunu duymuş ve gelip beni kiliseye götürmek istemişti. Annemin cevabı şuydu. Bu çocuğu nereye götürüyorsun? Kilisede ne işi var? İstanbul'yan cevap verdi. Bu çocuğun sesi kilise için yeterli. Ve gerçekten de kiliseye yumuşaklık katan bir sesim vardı. Ve böylece her pazar kiliseye gitmeye başladım. Garo, Harut'un ikizi, çok hastalandı. Ne yazık ki köye en yakın doktor, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Halep'ten ayda bir kez geldiği ve köyde eczane de bulunmadığı için Harut'un kardeşi Garo, 11 yaşında hayatını kaybetti. Bu olay 6 yıl önce zaten babasını da kaybetmiş olan Harut üzerinde ömür boyu sürecek bir etki bıraktı. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle Mari, kız kardeşinin ailesi ve oğluyla birlikte Halep'e taşınmaya karar verdi.
Annesinin ikisini geçindirmek için ne kadar çabaladığını görmek genç Harut'a ağır geliyordu. Böylece bir gün Marie işten döndüğünde Harut annesine döndü ve şöyle dedi. Artık yerleri silmek veya başkalarının kıyafetlerini yıkamak yok. Bu evin erkeği benim ve bu aileye bakmak için ben çalışacağım. Harut bu olayı 12 yaşında yaşıyordu. Sözlerine sadık kalarak iş aramaya başladı ve kendisine bir berber dükkanında çıraklık işi bularak ailesine destek oldu. Bu sırada müzik tutkusu 8 yaşında iyice kendisini göstermeye başlamıştı. Komşuları sürekli Marie'ye gelerek oğlunun büyük annesinden öğrendiği şarkıları kendileri için söylemesine izin vermelerini istiyordu. 12 yaşına geldiğinde Halep'e taşındıktan sonra Marie oğluna tek aile yadigarını, babasının altın saatini verdi. Bu sonraki 70 yıl boyunca hayatına yön verecek bir etki yarattı Harut'ta. Annesi kendisine babasının saatini verdikten sonra en yakındaki müzik mağazasına gitti. Burada hayatındaki diğer tutkuyu gördü. Bir ud. Berber dükkanındaki işine giderek sabah akşam bu mağazanın önünden geçmekte ve duvarda asılı olan udu izlemekteydi. Ama artık elinde terli avuç içinde tuttuğu sıcak saatle birlikte vitrinin karşısında dururken sonunda kendisine içeriye girecek ve dükkanın sahibi de bu enstrümanın fiyatını soracak cesareti buldu. Ud 12 pound değerindeydi. En yakındaki kuyumcuya gitti ve babasının saatini 12 pound karşılığında sattı. Kısa süre sonra 12 yaşındaki Harut bir an önce bu asil enstrümanın tellerine parmaklarında hissedebilmek için heyecanla eve doğru koşuyordu. 19 yaşına geldiğinde Harut'un artık bir dinleyici kitlesi vardı. Ve Halep Devlet Radyosu'nda dönemin meşhur Arap şarkıcılarıyla birlikte o da canlı yayınlarda şarkı söylüyordu. 26'sında annesi ve teyzesiyle birlikte profesyonel bir şarkıcılık kariyeri yapmak için Lübnan, Beyrut'a taşınmaya karar verdi. Ancak berberlik yapmayı sürdürerek ailesini ve kendisini geçindiriyordu. Taşındıktan kısa bir süre sonra bir gün dükkanına doğru yürürken tam önüne solmuş kırmızı bir gül düştü. Durup bu güzel kokulu gülü yerden aldı ve tam o sırada gelecekteki eşiyle karşılaştı. Hripsime Kevorkyan. Mavi yeşil gözleriyle Hripsime ona gülümsemekteydi. 1966'da Harut Stüdyo Elfan'ın ilk televizyon yarışmasına katıldı. Arapça beste ve şarkılar alanında yarışmaya 500 kişi katılmıştı. Burada çeşitli elemelerden geçtikten sonra Harut kendisini diğer 4 yarışmacı ile birlikte finallerde buldu. Katılımcılar içinde Arap olmayan tek kişi olarak ud çalıp söyleyen bir Ermeni olarak zirveye ulaşmayı başardı ve neredeyse tüm Arap ülkelerinde yayınlanan tanınmış bu programda birincilik kazandı. Bununla birlikte Ermeni toplumu tarafından tebrik edileceğine, Harut canlı yayın sırasında programın yapımcıları tarafından çağrıldı ve gerçekten Ermeni olup olmadığı sorgulandı. Bunun nedeni muhtemelen televizyon kanalının 1960'larda etkileyici şekilde kendini ifade edebilen Ermeni toplumundan çok sayıda telefon almış olmasıydı. Arayanlar Harut'un gerçekten Ermeni olup olmadığını sorgulamış ve Arap bir sanatçının Ermeni numarası yapmasından ötürü özür dilenmesini istemişti. Kanalı ve program yöneticilerini %100 Ermeni olduğuna ikna ettikten sonra Harut, karışıklığı tamamen ortadan kaldırmak için televizyon yapımcılarına ulusal kanalda programın sonunda Ermenice bir şarkı söyleyip söyleyemeyeceğini sordu. Bu çok yönlü çözüm önerisine sıcak bakıldı ve kabul edildi. Harut, Anuş Operası'ndan Partsır Sarer, Yüksek Dağlar aryasını seçmişti. TV kanalından gelen şikayet telefonları da bu şekilde son buldu. 10 Mayıs 1992'de Harut tüm sevdiklerinin etrafında sevgili eşi Hripin Narin tıpkı 1962'deki gibi elini tutarak oturmaktaydı. Bu defa yine gülümsemekteydi. Ancak bu bir veda tebessümüydü. Hripsime'yi kaybetmiş olan Harut çocuklarının sevgisiyle teselli buldu ve kısa bir süre sonra da iki torununa da Hripsime ve Harut oldu.
Hripsime'yi kaybetmiş olan Harut, çocuklarının sevgisiyle teselli buldu ve kısa bir süre sonra da iki torunu daha doğdu. Yine Hripsime ve Harut koydular adlarını. Harut mutlu ve gururlu bir büyük babaydı. Torunlarına büyük annenin yokluğunu hissettirmeden büyük bir sevgi verdi ve onlara karşı hep cömertti. Yıllar ona acımasız davrandı. 2013'te Noel arifesinde düşüp leğen kemiğini kırdı ve kendisini hastanede buldu. Uzun yıllar şeker hastasıydı ve insülin kullanıyordu zaten. 10 Mart 2015 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ardından 4 evladın Hagop, Marie, Garbis ve Kevork ve onların yanı sıra bir müzik efsanesi, özellikle de büyük annesinden öğrendiği geleneksel Urfa şarkılarını bıraktı bize. Ama nesmiş yonca akçina, ellerem dozun mekina.